Nasıl masum? Nasıl dişi? Hayatımdaki eksik parçayı buldum diyorum baba. Kenan'ı seviyorum. Lütfen artık asma suratını öyle. Biraz acele bir karar gibi geliyor kızım bana. Aşık oldum. Bu önceden hesaplanacak bir şey değil ki. İyi de evlilik kararı. Efendim. kutlama zamanı geldi. Meğer yıllardır bugün için saklamışım bu şarabı Cavidan. Neredeyse seninle yaşıt bu şarap. Teşekkür ederim Nur amca. Koy kızım şöyle, koy yavrum. Sağ ol, gidebilirsin yavrum. Ne bu surat Refik Bey? Gün gelince yuvadan uçacağını zaten biliyordun. Çatma kaşlarını, hadi. Ha? Babacığım, ben bu haberi vermek için ne kadar heyecanlandım halbuki. Ayaklarım yere değmeden geldim buraya kadar. Kenan konusunda seni uyardığımda bana ilgin olmadığını söylemişti. Bugün benim için sürpriz oldu. Öyle yapma baba, ne olur. Bugüne kadar hep düşünerek adım attım. Seni, şirketi, yatırımları. İddialıydım, inatçıydım. Sadece şans değil de benim başarımın sebebi. Ben istedim ve ben başardım. Hiç yanlış yapma gibi bir lüksüm olmadı benim. Bu ilk olacaksa... Bırak olsun baba. Ben kalbimin yerini ilk kez fark ediyorum. İçinde kelebekler uçuşuyor. Yanlışsa yanlış. Kenan'ı istiyorum ben. Ben de senin mutlu olmanı istiyorum. Mutluyum ben. Hem de çok. O zaman hadi bakalım, mutluluğun şerefine içelim bunları ha? Hadi bakalım. Buyurun. Nefis. Uzaktınız. Senin de saçlarında yıldızlar var. Haberin var mı? Pırıl pırılsın. Kenan Bey. Ne söyleyeceğimi unuttum. Akrabası var mı? Gidebileceği bir yer yok. İstanbul'a bile yalnız başına gitmedi bugüne kadar. Aptal. Hayır, bizim başımıza bir iş açmasa bari. Nimettir. Alo? Alo yenge, ben Nazım. Şükrü abim beni aramış, haber bırakmış.
Dur, ben sana Şükrü abini vereyim. Nazım arıyor. Alo Nazım. Merhaba abi, nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım be oğlum. Kaçtığını söyle. Abi beni aramışsın. Düğünü erken yapalım diye. Ya Nazım, aradım ama sonra işler karıştı be oğlum. Sabahtan beri deli gibi dolanıyorum zaten. Ne oldu abi, hayırdır? Nazım. Söyle. Lamia. Abi kötü bir şey mi oldu? Vallahi bu kız bizi çok üzdü be Nazım. Yani öyle şaşırttık ki. Yani ne oldu abi? Söylesene Şükrü abi. Lamia gitmiş. Nereye? Bilmiyoruz işte. Dün gece kaçmış gitmiş. Not bırakmış. Bir de not bırakmış. Evlenmek istemiyorum diye. Ya. Ya ne oldu birdenbire? Nereden esti bilmiyoruz ki. Biriyle mi gitmiş? Vallahi sana ne söylediysem biz de onu biliyoruz Nazım. Sabahtan beri karakolda polisle her yere gittim. Bütün esnafa haber verdim. Yok yok meydanda. Nereye gitti? Birine mi güvendi? Hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Anladım. Kusura bakma Nazım. Bizi de mahcup etti. Gidecek yeri de yok. Çaresiz döner gelir. İkna olur belki ama... Yok abi. Ben istemem artık onu. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Haklısın oğlum, haklısın. Ama ayıp etti. Neyse abi. Sonra konuşuruz. Hadi iyi günler. Sana da yavrum, sana da. Ne dedi? Ne desin, yıkıldı çocuk. Allah'ın cezası. Bizi ne hallere düşürdü görüyor musun? Yürüyüşe mi? Merasim köşküne bir bakacağım. Ha? Prenses Cavidan'ın teşrifinden önce evi yaldızlama durumu ha? Sevsek. Dur ben de seninle geleyim. Şunu şuradan keseyim değil mi? Hı-hı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz bir merasim köşküne bakıp geleceğiz. Tamam. Zavallı çocuk. Ben çocuk değilim. Biliyorum. Çok güzelsin. Bahçeye havuz falan düşünmüyorsun değil mi bacım? Saçmalama, yer mi? Ama veranda büyütülebilir. Sayıp paşa. Yukarıdan paşa. Odadan çıkma. Peki Kenan? Ne zaman geldin oğlum? Şey... Sabah. Ha. Yani biraz önce. Ha. Ben de arayacaktım sizi. Baba. Ha. Yanlış bir zamanda geldik galiba. Ha, ha evet. Ben köşk boş zannettim. Hay Allah. Anahtarla girdi mi? Zira hani köşk boş zannettim. Hani gittin diye. Kusura bakma oğlum. Neyse. Hani bir eksik var mı diye. Hani boş olunca. Değil mi?
Cavidan Hanım'a selamlar. Lamia? Gittiler mi? Hı hı. Çok korktum. Korkma. Ya duymasaydık geldiklerini? Ya biraz önce? Tamam. Uzatma, gittiler işte. Nasıl bir kötülük ettim? Ne oldu? Beni nasıl unutacaksın kınalı yapıncak? Bu anıyı nasıl sileceksin? Unutmak isteyen kim? Saçlarımın telleri birer birer ağrına kadar saklayacağım bu anıyı. Sevdiğini sanma kanalı yapılacak. Ben senin için güzel bir keman sesinden başka bir şey değilim. Hayır, sadece öyle değil. Sen de benim için tatlı bir yaz rüyasısın. Dayılarla mı konuşuyorsun yoksa? Hayır, söyleyemedim daha. Ya. Çalışmaya daldım. Buna zamanla alışacağım herhalde. Bir besteciyle evleneceğimi unutmamam lazım. Peki ne zaman geleceksin? Birazdan. Birazdan gelirim. Güzel. Kenan, küçük bir kutlama yapalım diyorum. Hı? Hem dayıları da çağırırız. Olur. Geldikten sonra konuşuruz. Ama acele et lütfen. Özledim seni. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Gitmem lazım. Sen ne yapacaksın? Burada kalamazsın. Her an biri gelebilir. Eve dön Lamia. Sana zorla bir şey yaptıramazlar. Evlenmek istemiyorsan evlenmezsin o adamla. Ben onunla evlenmeyeceğim.
İşte bu. Aferin. Amcanlar da kabul edecektir. E zorla değil ya. Sulara eğilmesi gibi, pervanelerin ışığa üşüşmesi gibi. Evet, irademiz dışında oldu. Böyle oldu. Ne yapalım? Bayağı yakınlar demek. Bu ilişki ciddi. Güzel. Nasıl elin ayağına dolandı? Başlama yine. Gülme. Gülme. Cemil. Gülme. Ben köşk boş sandım. Ben köşk boş sandım değil mi Cemil? Anahtarla açtım. Zevzek. Tamam. Yine buldun eğlenecek bir şey. Eğlen bakalım. Zevzek. Ne oluyor? Yine niye kızdırdın babanı? Merasim köşkünde teftiş vardı az önce. Ne? Hüseyin Kenan Paşa'ya fena yakalandı. Kenan geri mi gelmiş? Hı hı. Sabah gelmişler. Gelmişler diyorum, dikkatini çekerim. Biz kimse yok diye içeri girdik. Hı. Yukarı bir çıktık. Baş Kemal düğmeleri böyle aceleyle yanlış iliklenmiş hazır oldu. Sayıp Paşa'nın karşısında. Kapalı kapılar ardında da bir prenses tabii. Anladım. Babam anlayınca halini görecekti nasıl. Evin kapısını bulamadı telaştan. Mutfağa. Öğle yemeği hazır mı ona bakacağım. Thank you.
kız sen? Şükrü! 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 Neredesin rezil sefalcı? Neredesin ha? Gidecek yerim yok yenge. Öyle mi? Öyle mi? Gidecek yeri yok ha? Yürü! Yürü içeri! Yürü! Nereye gittin? Nereye kaçtın Allah'ın cezası? Nereye kaçtın? Kime kaçtın? Şükrü! Çocuk uyuyor, yavaş ya. Cevap versin Allah'ın cezası. Nereye kaçtın? Sürtmüş sürtmüş gelmiş. Sürtmüş sürtmüş gelmiş. Neredeydin sen? Sana diyorum, neredeydin? Bak hala susuyor. Kız konuşsana. Tamam kızım, hadi konuş. Yeter en iyisi. Bırak konuşsun kız. Söyle kızım, neredeydin dün gece? Neredeydin? Yetmez. O saçları kökünden koparmadığın için rahat etmez. Ne yaptın? Geceyi nerede geçirdin? Kiminle düşüp kalktın? Ha? Şuna bak, konuşmuyor. İnkar da etmiyor, görüyor musun? Utanmaz rezil. Söyle bakayım bana. Neredeydin? Ha? Neredeydin? Konuş! Çıldırtma beni! Sana soruyorum, neredeydin? Oh. Buna bir haller olmuş. Buna olmuş olanlar. Eyvah eyvah! Eyvah eyvah! Şükrü, bu kız gitmiş, ben sana neredeydin? Söyleyeyim. Neredeydin? Oh, gitmiş bu, eyvahlar olsun. Gitmiş bu, gitmiş! Damadınızı takdim ederim efendim. Damat adayı demek daha doğru olacak. Refik Bey seni henüz vermedi Cavidan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ederim Kenancığım. Aslında biz pek kutlama havasında değiliz. Malum Kenan'ın acısı çok taze. Anneciği ne çok isterdi onun mürvetini görmeyi. Kısmet. Buyurun Kenan Bey. Geç canım. Buyur üstadım. Otur lütfen. İlk günden çıkarmışsın yüzü. Keman çalışırken çıkardım. Kesinlikle. Unutmuşum. Büyük geç. İçecek bir şey alır mısın? Sonra. Münir amca, mahzene birlikte bakalım mı? Akşam için güzel şaraplar seçelim sizinle. Tabii, hadi gel bakalım. Müsaadenizle. Buyur. Gel. Biz bakalım. Birazdan geliyoruz. Gel kızım. Rahat rahat konuşun. Sanatınızın hayranı olduğumu biliyorsunuz. Başarınızın hem takipçisiyim hem de en büyük destekçisiyim. Sizinle aynı ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Bundan emin olun önce. Hı hı. Cavidan dünyadaki her şeyden önemli ve değerli benim için. Hı hı. Bakın Kenan Bey, bu usulüne uysun diye yapılmış bir konuşma değil. Söyleyeceklerime gerçekten dikkat etmenizi rica ediyorum. Dinliyorum efendim. Eğer Cavidan mutsuz olursa ben de sizi mutsuz ederim. Eğer Cavidan üzülürse ben de sizi üzerim. Lütfen bunu hiç unutmayın. Unutmam. Bu konuda anlaştığımıza çok sevindim. Gel Nimet, gel. Neredeymiş? Söylemiyor ki. Ay, yüreğim ağzıma geldi. Gel. Perişan oldu adam. Mahvetti bizi adeta.
huzurumuzu bozdu. Bir şey olmuş buna. Sor bak, ben de öyle söyledim. Bütün gece dışarıdaydı. Kim bilir ne oldu. Korkuyor, söylemiyor. Lamia, bak kızım, kötü bir şey yaptılarsa söyle. Polise gidebiliriz. Şükrü abi, zorla kaçırmadılar ya bunu. Kendi gitmedi mi? Ama ne? Vallahi yumuşama Şükrü. Ben artık bu kızı çocuğumla aynı evde istemem. Mümkün değil. Aa, dertli olduk be durup dururken. Oğlan nişanını da bozdu. Aa. Gerçekten mi? Bak nasıl arsız arsız konuşuyor. Sen de yine dur. Alay ediyor bir de. Nimet'e dur. Sen de yüz verme Nimet, aman. Sakın evini açayım deme, pişman olursun. Deli miyim? Hiç uğraşamam. Ha? Kalk. Hadi kalk. Senin işin yok artık bu evde. Yazıklar olsun sana. Defol artık. Gözüm görmesin seni. Ne bakıyorsun? Hiç utanma. Senin için elimden geleni yaptım ben. Herkes şahit. Utanmaz bir kızsın sen. Sakın bir daha buraya geleyim deme. Vallahi polise veririm seni. Terbiyesiz köpek. Gel Nimet, gel. Gir içeri. Kurtulduk, oh be. Lamia? Lamia? Ne oldu kızım sana? Kim dövdü seni? İnsafsızsa. Ne yaptılar sana gülüm? Gel. Kalk canım, kalk. Vah yavrum, vah. Evden de mi attılar? Ah, ah yavrum, canım benim. Yengen değil mi? Pis cadı. Yürü ya, yürü. Yürü canım. Nereye? Hadi bize gidiyoruz. Köşke gelemem. Aa, ben paşayla konuşurum yavrum. Yürü sen, gel. Oo, güzel kız. İnsafsız bunlar. Vicdansız, ne olacak? Gel şuraya, gel. Şöyle yaslan bana, gel. Gel. Alo. Merhaba. Ben Cavidan. Merhaba Cavidan Hanım. Sait Bey'le görüşecektim. Hay hay. Baba. Cavidan Hanım sizi arıyor. Ay kusura bakmayın Leyla Hanım, tanıyamadım. Önemli değil. Veriyorum babama. İyi günler. İyi günler. Buyursunlar efendim. Nasılsınız Cavidan Hanım? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Maşallah maşallah. Hemen toparlanıyorsunuz ve Münir Bey'in köşküne geliyorsunuz. Ben faytonları yolladım bile. Nereden çıktı? Küçük bir kutlama yapacağız. Size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Hayırdır inşallah. Biz derken? Kenan'la ben. Öyle mi? Dayınla konuşuyorum. En iyisi kendisine vereyim, o anlatsın. Al canım. Hazırlanın. Münir Bey'lere gidiyoruz. Davet varmış. Alo. Merhaba dayı. Tekrar merhaba. Yani merhaba. Cavidan Hanım çağırıyor, bir kutlama yapılacakmış. Hayırdır? Neyi kutlayacağız? Hadi. Cavidan'la nişanımızı. Ne? Doğru mu bu Kenan? İnanmıyorum. Kenan'la Cavidan Hanım nişanlanmış. Harika, harika. Tamam yavrum, çok sevindim. Şimdi hemen geliyoruz, şimdi. Çok sevindim. Nişanlanmışlar. Çelik Kralı'yla dünür oluyorum. Tebrik ederim, gözünüz aydın. Hepimizin gözü aydın. Kızım, düşünsenize. Oh, çok şükür, çok şükür. Hadi, hadi çabuk gidiyoruz. Faytonu yollamışlar. Şimdi hemen çıkmamız gerekiyor.
Tamam, ben üstümü değiştireyim. Hadi. Aferin Kenan'a. Ha? Turnayı gözünden vur. Aferin. Bize de çelik prensesi yakışırdı zaten. Ela kızım, hadi sen de hazırlan. İyi değil mi böyle? Değil, yetek ki. Ya da elbise, ne bileyim. Hazırlan, üstünü değiştir. Heh, güzel. Gel, gel. Ah yetimim, kadersiz çocuğum, gel. Yazık sana. Hadi geç otur şöyle. Gel, otur şöyle, gel. Bir bardak su rica edebilir miyim? Tamam, bir de ağrı kesici vereyim ben sana. Eli kırıla sıcak. Yetim dememiş vurmuş. Vah yavrum benim. Ne oldu da dövdüler seni bu kadar ha? Evlenmek istemiyordum Macide abla. Zorla evlendirmek istediler. Ben de kaçtım. Ama uzağa gidemedim. Gidecek yerim yoktu. Dönünce de. Elleri kırılsın inşallah. Sen şimdi burada otur. Ben yukarı haber vereyim geleyim. Olur mu? Paşanın haberi olmadan olmaz çünkü. Kalmayayım ben Macide abla. Hayır, otur bakayım. Heh. Bak orada yiyecek bir şeyler var. Onları ye, karnını doyur. Ben şimdi geliyorum, tamam mı? Aha, fayton gelmiş bile. Cemil! Cemil! Heh, çabuk olun, çabuk olun, çabuk! Leyla! Geliyorum. Çabuk ol ama, bekliyorlar. Bir çiçek falan da yaptıralım. Takı işini sonra düşünürüz değil mi ha? Tabii tabii. Leyla! Geldim. Ha. Akşam serin olur diye şunu da aldım. Biz Münir Beylere gidiyoruz. İyi yapmışsın. Güle güle efendim. Sayıp Bey bir şey soracak. Söyle. Bizim aşçılar memlekete gittiler ya. Hı. Mutfakta yalnız kaldım. Canım sırası mı şimdi? Birini bulacağız dedik tamam ha. Hayır efendim. Lamia geldi de Şükrü Beylerin yanındaki. Bizde yatılı çalışabilir mi diyecek. Çalışsın, çalışsın. Çok iyi kızdır. Zor durumda da kalmış. İyi, iyi. Kesin tamam ama değil mi? Acide. Tamam dedik, uzatma. Acelemiz var ha. Tamam, tamam. Hah, geldin mi İlyas? Gelmedim. Bahçedeyim. Birazdan geleceğim. Allah Allah. Aman uğraşma Allah aşkına. Misafirimiz varmış. Evet. Artık bizde çalışacak. Paşa olur dedi mi? Demeyip de ne yapacak? Kenan Bey gitti diye fazla personelin hepsini yolladı. Biz de koca evin işiyle yalnız kaldık. Yetişemiyoruz. Mecburen alacaktı birilerini. Bağırıyordu yine Cemil Cemil diye. Münir Beylere gidiyorlarmış. Acelesi varmış. Münir Beylere mi gidiyorlar? Hı. Niye ki? O kadar merak ediyorsan git sor da işit azarı. Hadi bakalım Lamia'cığım iş başına. Aa, ama canım üstün kirli. Dur ben sana Leyla Hanım'ın eskilerinden bir şey bakayım tamam mı? Tamam. Ne iş yapayım? Önce pirinç ayıkla. Pilav yapacaksın. Sonra da siler süpürürsün. Bak tepsi burada. Bu bardakla ölç. 3 bardak yap. Tamam mı? Tamam. Şunu dağıtalım. Hadi hadi gel gel. Ben de salata için domates getireyim bahçeden. Ne olmuş? Dönmüşler kızı koymuşlar kapıya. Buraya geldiğinden haberleri var mı? Hayır. Aldım getirdim. Bence ara. Yine de bir söyle. Hırsları geçe aramaya kalkarlar. Başımız derde girmez. İyi tamam. Arayayım da geleyim ben. Hadi. Onun büyüdüğü köşkteyim. Kim bilir bu mutfağa kaç kere geldi. Acaba bu sandalyeyi hiç oturdum. Enisa Hanım. Merhaba. Ben Macide. Sayıp Paşa'nın yardımcısıyım. Ha, merhaba Macide, söyle. Lamia bizde. Ne?
Lamia Sayıp Paşalardaymış. Allah'ın cezası, git gebert diyor şeytan. Dur Şükrü. Cenaze için getirdiğiniz börek çörek kaplarını getirmeye gelmişti. Sadede gel Sadede. Lamia'yı kapının önünde dövülmüş, evden atılmış bulunca ben de aldım, bizim eve getirdim. Almayın onu evimize. Yüz vermeyin şuna. Sayıp Paşa'nın evinde ne işi var o? Bundan sonra benim yanımda mutfakta çalışacak. Bana yardım edecek. Sürünsün, beter olsun köpek. Neyse. Haberiniz olsun da merak etmeyin diye aradım. İyi günler. Cadı ki ne cadı. Bak nasıl elim ayağım birbirine girdi ya. Bir garip oldum. Paşalara gitmiş ha. Aman ne sinirleniyorsun. Bizden ırak cehenneme direkt. Ne hali varsa görsün. Hemen bir kapı bulmuş kendine bak. Ya uyanık. Kesin Kenan'a daha yakın olmak için bir numara yaptı bu. Tabii Kenan'ın gittiğini bilmiyor salak. Ne geldi aklına? Bu kadar çabuk kapılandığına göre önceden hazırlamış o yerini. Vallahi olur mu olur. Her şey beklenir ondan. Rahat baktın anköre, rahat. Şurada bir çocuğa zor bakıyordu. Köşkte o kalabalıkla uğraşsın da aklı başına gelsin. Ay unuttum ben de. Macide kapı dışarıda bırakmış. Çok yorma kızım kendini. Yavaş yavaş ya. Tamam. Sizin eve benzemez burası. Kalabalık. İş çok. Daha ütülenecek bir yığın çamaşır var. Ben hallederim. Macide. Kenan Bey de çıkmış. Bir koşu git de Merasim Köşkü'nü temizle hadi. Yemek yapıyorum İlyas. 10 tane elim yok ya canım. Ben mi yapayım yani? Lamia. Hadi kızım sen gidip temizleyiver. Ben gitmesem? Olur mu canım? Hadi çabuk. Kıyı bucak iyice temizle, kalk. Bak anahtar da şurada asılı. Hadi yavrum, hadi kalk. Hadi al onu canım. Konuştu mu Şükrü Beylerle? Konuştu. Karısı çıktı telefona. Cır cır cır. Ne kötülüğünü bıraktı kızın ne bir şeyin. Ayıp. Bir de hanımefendi olacak. Bu kız bunları bu kadar kızdıracak ne yaptı acaba? Çocuk büyüdü. Eli avuca geldi ya. İşleri bitti. Bir şey yapsın yapmasın bahane aramıştır onlar. Bizim paşa gibi. Bundan topu böyle Macide. Al birini vur ötekine. Doğru. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Hayır teşekkür ederim. Görüyorsunuz değil mi? Heyecandan ellerim titriyor hala. Vallahi öyle mutlu, öyle gururluyum ki. O kadar yani. Ben de çok sevindim paşam. İki önemli ve güzide şahsiyet. Sırf ailelerimiz için değil, memleket için de hayırlı ve uğurlu olsun. Amin. Amin. Şöyle bırakın. Çok teşekkür efendim ederiz. Erkek tarafı olarak böyle eli boş gelmek istemezdik. Malum çok ani oldu. Tedariksiz yakalandık. Rica ederiz. Törende telafi edeceğiz inşallah. Tören istemiyoruz biz. Değil mi Kenan? Olur mu canım? Hürmet göreceğiz hepimiz. Şöyle şanımıza yakışır biçimde. Bütün adetleri yerine getirmemiz lazım. Babacığım. Sen ne diyorsun? Ne diyeyim kızım? Kararları siz veriyorsunuz. Bize de uymak düşüyor. Zaman değişti azizim. Şimdiki gençler böyle. Münir amca, baba. Lütfen sitem etmeyin. Üzmeyin bizi. Evet. Üzmeyin gelinimi benim. Bakın, ben dayısı olarak aferinden başka bir şey dedim mi Kenan'a? Yine diyorum. Aferin oğlum. Aferin sana. Canım. Sen niye sessiz duruyorsun öyle? Dinliyorum. Damat ya. Ağırbaşlı duruyor kerata.
Hayat ne garip. Dün ağlıyorduk, bugün gülüyoruz. Ya. Birkaç gün önce yapsaydınız ya şu sürprizi. Kardeşim de görseydi. Kısmet. Ne mutlu olurdu kim bilir. Kim bilir belki de... Baba tamam. Tamam. Befik Bey, gençler nişan töreni istemediğine göre düğün tarihini konuşalım bari. Konuşuruz. İkisi de sürprizi seviyor. Bir gün evlenme cüzdanıyla gelip biz evlendik derlerse hiç şaşmam. Yok artık, o kadar da değil canım. Ben hiç uzatmayalım derim. Beklemek için bizim de bir sebebimiz yok. Tabii acımız çok taze ama. Siz bilirsiniz çocuklar. Siz nasıl isterseniz, ne zaman isterseniz biz vazifemizi yapmaya hazırız. Hadi o zaman. Kadehlerinizi bizim için kaldırın. Mutluluğunuza. Mutluluğa. Kenan ve Prenses Cavidan'a. Beni seviyor. Kenan beni seviyor. Ama söyleyemiyor işte. Sevmese hiç sarılır mıydı? Öper miydi öyle? Çok seviyor beni.